Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2020 MyTeam kariyerine Hollanda Grand Prix'si ile devam ediyor olacağız. Bugün ilk defa Zandvoort pistinde yarışacağız. Hollandalı taraftarların önünde olacağız. Sonraki yarışlar için bir güncelleme gelecek ön kanat tarafında. Daha sonrasında ise basın toplantımız var. Röportaj yapacağız Will Buxton'la. Evet, geri dönmek harika. Son geldiğimize göre burada çok fazla şey değişmiş durumda. Hadi sorulara geçelim, dedi Will Buxton. İkinci pilotunuz hakkında konuşalım. Yani alıştı mı, durumlar nasıl şeklinde bir soru sordu. Bizim için yardımcı olacak seçeneği pek mantıklı değil. Mick yeni aracı çok sevdi diyerek onun da moralini yükseltmek istiyorum. Bu sezon takımlar şampiyonası için mi uğraşacaksınız yoksa sadece puanlar mı alacaksınız, puanları mı hedefleyeceksiniz? Şu anda hala gelişen bir takımız, o yüzden puanlar daha önemli olacaktır. Çok fazla puan umut ediyoruz dedik burada da. Bu sezonki tahminleriniz nelerdir? İyi bir orta sıra takımı olmak istiyoruz diyerekten burayı da geçmiş olduk. Puan almakta zorlanıyorsunuz. Yani geliştireceğiniz ana nokta neresidir? Pilotlar konusunda sorun çekmiyoruz. O yüzden pilotlara aslında aerodinamik taraftaki sorunu söyleyebilsek daha güzel olurdu ama güç ünitesinde sorun yaşıyoruz. Güç ünitesinden tam performans çıkartamıyoruz dedik burada da. Takım emirlerini düşündüğümüzde sizin kariyeriniz takımda daha öncelikli geliyor kesinlikle dedi. Yani daha öncelikli mi gelir kesinlikle dedi. Yani tabii takımın sahibi olduğumuz için durumu değerlendirip hangi pilotlar için şampiyona iyiyse ona göre karar vereceğiz ama bizim şansımız daha yüksek diyerek röportajı noktalamış olduk. Will Buxton'la ikinci röportajı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Evet, Hollanda Grand Prix'sinde Zandvoort'taki ilk turumuz için piste çıkmış durumdayız. Antrenman turlarında pisti tanıma simülasyonuyla başladık bakalım. Pistin yapısı genel olarak Vietnam'a göre çok güzel. Alışmak gerekecek ama bu kesin. Çünkü daha önce hiç yarışmadığımız bir yer. Tecrübe eksikliği oldukça önemli olacak. Bu yüzden Vietnam'da yaşadığımız sorunlardan ötürü bu yarış için yani belli bir süre bu piste alışıncaya kadar yol çizgileri açık olacak. Diğer pistlerde kapatıyoruz ama bu iki pist yeni olduğu için tanımamız gerekli. Nerede neler yapacağımızı belirleme konusunda. İdeal çizgilerden ziyade frenaj noktalarında zorlandığımız için yarış çizgilerini yeni pistler içerisinde açmayı planlıyorum. Gelecek sezonlar içerisinde de böyle olacak. Evet, ilk turumuzu tamamlayacağız. Pisti tanıma simülasyonunda ve böylelikle Hollanda'yı da görmüş oldunuz. Sıralama turlarına geçeceğiz birazdan. Tabii ben diğer antrenman turlarını da yapıyorum ama sadece pisti tanıma simülasyonunu gösteriyorum sizlere. Renk düzeni konusunda şunu söyleyeyim. Dediğim gibi podyum pes özelliğindeki yeni renk düzenleri açıldığı zaman değiştireceğiz. Yani yine geçici bir renk düzeni bu aslında. İlk turumuzu tamamlamaya yaklaştık. İkinci sektörü de tamamladık. Pistin düzeni aslında çok uzun değil ama zorlayıcı bir yapısı olduğunu itiraf etmem lazım. Macaristan'ı andırıyor bana açıkçası. Özellikle akıcı virajlar oldukça güzel. Çizgiyi geçeceğiz bakalım kaçıncı sıradayız. Şu anda 8. sıradayız. İkinci kez çıkıyoruz piste. 18. sıraya gerilemiş durumdayız. Takım arkadaşımıza geçildik şu anda. Dereceyi geliştirmek oldukça zor çünkü lastiklerimiz fazla ısındığı için özellikle yumuşak lastiklerde çok fazla ısınma mevcut. Geçen yıl Ferrari'nin yaşadığı sorunları yaşıyoruz aslında. Lastiklerin iç sıcaklığı çok yükseldiği için zorlarken lastiklerin performansı kaçmaya başlıyor. Bunu çözmek için uğraşacağız. Sıralama turlarının sonunda maalesef dereceyi geliştiremedim ve 21. sırada start alacağız. Takım arkadaşımız 13. sırada. İyi bir iş çıkarmadık maalesef. Ve bu fırsatı değerlendireceğiz. Yeni güç ünitesi parçalarına geçeceğiz. Hatta vites kutusunu da değiştireceğiz. Bu bize sezonun ilerleyen noktalarında
oldukça yardımcı olacaktır. Ve yarış içerisinde de full atak modunda olacağız. Sert lastiklerle başlayıp daha sonrasında orta hamura geçmeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi lastiklerin iç sıcaklığını kontrol edemiyoruz. Bu benim sürüşümden de kaynaklı biraz. Yarış içerisindeki duruma göre karar vereceğiz. Piste alışmayla ilgisi var bu durumun. Yani nerede zorlayıp nerede zorlamayacağımızı anlamayla ilgisi var. Yarış içerisinde her şey olabilir. Bunu Çin Grand Prix'sinde net bir şekilde gördük. 4.2 kilometre uzunluğa sahip 14 viraj var bu pist içerisinde. Ve 2 de DRS bölgesi bulunuyor. Geçiş yapmak nasıl olacak? Büyük bir merak konusu. Gerçek hayatta geçiş yapmanın zor olacağını düşünüyor herkes ki ben de bunlardan biriyim. Ama oyun içerisinde durumlar biraz daha farklı. Sert lastiklerle başlayacağız dediğim gibi. Yarışın başındaki durumumuz biraz daha güvenli modda oynamak olacak. Fırsatları kollayacağız. Hata yapmalarını bekleyeceğiz. Daha sonrasında elimize gelen fırsatları değerlendirerek atak moduna geçeceğiz. Ricardo 7. sıradan start alacak Renault pilotu. Geri kalanların en iyisi konumuna yerleşmiş. Şimdi grid'e bakıyoruz hep beraber. Valtteri Bottas pole'den başlayacak. Mercedes'lerin ön taraftaki dominasyonu devam ediyor şu anda. Max Verstappen 2. sırada, 3. ve 4. sırada Ferrari pilotları var. Şahlanan at pilotları 2. çizgiden start alacak. Hamilton 5, Alexander Albon 6, Daniel Ricciardo 7, Stroll 8, Carlos Sainz 9 ve 10, Esteban Ocon şeklinde sıralanmış durumda. Takım arkadaşımız 13. sıradan start alacak Mick Schumacher. Kendisine üstünlük kuramadık tam anlamıyla. Vietnam'da geçilmiştik, burada da geçildik. Ama dediğim gibi yarış içerisinde fırsatları kollayacağız. Sert lastikler aracımızda. Tek pit yapacağız. Lastik aşınımı nasıl olacak merak konusu. Çünkü antrenmanlarda dediğim gibi lastikler resmen alev almıştı. Özellikle sıralama simülasyonlarında çok sorun yaşamıştık. Sezonun 5. yarışında artık her şey hazır. Valtteri Bottas pole pozisyonunda. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz ve start alıyoruz şimdi. Ön taraftaki Williams ve Alfa Romeo pilotlarına yaklaşmaya çalışacağız. Ama önemli olan aracımızı tek parça halinde bu orta grup araçlarından ayırmak olacak. Nicolas Latifi sağ tarafta, Antonio Giovinazzi var. Şu anda pozisyon kazanamadık. Oldukça büyük bir tren var önümüzde. Dış taraftan geleceğiz Giovinazzi'ye karşı. Alfa Romeo ile yan yana gidiyoruz. Williams pilotu Latifi önünde ve 21. sıraya yükselmiş olduk. Giovinazzi'yi geçerek bir sıra yükseldik. İlk sektörü tamamlamadan. Bu arada Giovinazzi'den temas var. Karşı atak çabasındayken bakalım hatamız var mı? Olmadık bir yerde üstümüze doğru kapanmış. Burada bir hatamızın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yeterince sıkıntılı bir durum zaten orası. Şimdi Latifi'nin arkasındayız. Start düzlüğüne çıkarken bakalım sarı bayraklar var ve Daniel Ricciardo. Ricciardo spin atmış durumda. Araç üstü görüntüden bakıyoruz. Ricciardo'dan çok basit bir hata. Çaylakların yapacağı bir hata gelmiş. Avustralyalı pilottan start düzlüğünde Williams pilotu Latifi'ye hata kalktık. Ve 19. sıradayız. Ricciardo'nun spin atmasıyla bir sıra kazanmıştık. Şimdi Latifi'yi geçtik ve 19. sıradayız. Şimdi önümüzde Pierre Gasly olacak, Alfa Tauri pilotu. Yarışa çok iyi bir şekilde başladık. Şimdi dış taraftan gelecektik Pierre Gasly'ye. Bu fırsatlardan bahsediyordum işte. Bu şekilde önümüze gelen fırsatları değerlendireceğiz. Stratejide de elimizde seçenekler olacak. İstersek orta hamura geçme şansımız da var. Yarış içerisindeki aşınma durumuna göre hareket edeceğiz ama ağır yakıt yükünde aracımız gerçekten oldukça sıkıntılı durumda. Tek turda biraz daha iyiyiz. Sıralama turlarında her şeyi bir araya getiremedik. Yani ben kendi açımdan konuşuyorum bunu. Mick Schumacher iyi bir iş yaptı. Yoksa ilk 10 içerisinde olabilirdik belki de. Sürekli lastiklerin iç sıcaklığı konusunda sorun yaşadık. Sert lastikleri seçme nedenlerimden biri de bu. Yani daha sert bir lastik olduğu için lastik sıcaklığı kontrolü daha kolay. DRS açıldı şimdi. Pierre Gasly'ye dış taraftan geleceğiz 3. turda. Son anda pozisyonu korumuş oldu. Gerçekçi bir atak şansımız yoktu ama
Gazli'yi baskı altına almış durumdayız. Sürekli fırsatları deniyoruz Gazli'ye karşı. Şimdi dördüncü tura gireceğiz. DRSM mesafesindeyiz. Alfa Tauri pilotuna karşı yaklaşmaya başladık. Maalesef onun aracında da DRS var. Start düzlüğünde RS'yi kapattık. Frenaj bölümünde neredeyse Gazli'ye çarpacaktık. İlk virajda Alfa Tauri pilotuna atağa kalkmış durumdayız ve inanılmaz bir şekilde dış taraftan Gazli'yi geçmiş olduk. Çok güzel bir atak geldi. Evet, Gazli'nin kamerasından bakıyoruz. Ufak bir arkadan kayma yaşamış ve bu fırsatı değerlendirerek bir sıra kazanmış olduk. 6. tura gireceğiz. George Russell'ın hava koridorundayız. Yaklaşmaya başladık santim santim. Williams'a karşı geleceğiz. Diğer Williams'ı geçmiştik. Şimdi sıra George Russell'da. Yine Gazli'ye yaptığımız gibi dış taraftan kendimizi gösterdik ama Russell hata yapmadı. Gazli'de olduğu gibi arkayı kaybetmedi. Bu yüzden geçiş şansımız olmadı. Şimdi dış taraftan deneyeceğiz burada. Çok eğimli bir pist. Özellikle son viraj NASCAR pistini andıran bir duruma sahip. Şimdi Russell'ın aynalarında dans ediyoruz adeta. Russell'ın vites kutusundan ayrılmıyoruz. Blokaj geldi Russell'dan. Hem bizim aracımızdan blokaj geldi hem Russell'dan. Aslında tempomuz fena değil. Orta grupla gidecek bir hızımız var. Puan alma şansımız yok gibi ama ön taraflarda bitirmek iyi olacaktır. Yedinci turdayız. George Russell'a dış taraftan geleceğiz. Williams pilotuna karşı risk alıyoruz. Ama başaramadık maalesef. Russell'ı geçemedik. Çok yaklaştık Russell'a. Bir kez daha dış taraftan deneyeceğiz. Atak yapacağımız yerler hep buralar olacak. İlk viraj ve bu eğimli bölge olacak. Russell'a çok yaklaştık. Geçiş butonunu açmış durumdayız. Santim santim yaklaşıyoruz. Hava koridorundan faydalandık. İç tarafa doğru gireceğiz. Russell'la yan yana gidiyoruz. Ve George Russell'ı geride bırakarak 17. sıraya yükselmiş olduk. Yumuşak lastiklerdeki rakibimizi böylelikle aradan çıkartmış olduk. Şimdi sıradaki hedef Grosjean olacak. Romain Grosjean. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Videoların geç gelme sebebi şundan kaynaklı. Aslında genel anlamda bir gün arayla veya en kötü iki gün arayla önceden videoları atabiliyordum. Şimdi sıkıntı şu, önceden pandemi süreci nedeniyle internet sağlayıcıları, bu arada Grosjean'dan hata geldi. İnternet sağlayıcıları evden çalışanlar için upload hızlarını arttırmıştı. Şimdi normal düzene döndüğümüz için upload hızları düşürüldü. Bu yüzden yani 7-8 saatte anca yükleyebiliyorum videoyu ki bugün bu videoyu yetiştirebilmek için sabah erken saatlerde kalkmak zorunda kaldım. Başka türlü yetişmiyor çünkü günübirlik olarak. Kayıt yaptıktan sonra yüklemek için yeterli zamanım olmuyor ne yazık ki. Şimdi Grosjean'a dış taraftan tekrardan geleceğiz. Russell'a yaptığımız gibi Haas pilotuyla yan yanayız. Şimdi Grosjean biraz kimlere doğru ittirdi bizi ama hala yan yana gidiyoruz. İnanılmaz sahneler gerçekten. Russell'a yaptığımız gibi iç taraftan kendimizi gösterdik. Şimdi Grosjean'a geçmek için uğraşacağız. Kevin Magnussen ön tarafta. Bakalım Grosjean'a geçebilecek miyiz ama hayır. Grosjean'dan karşı atak var. İyi bir şekilde yerini korumayı başardı Fransız pilot. Gerçek hayatta olsa temas yaşamamız oldukça kolay olurdu. Grosjean'da kendisinin sabıkası son zamanlarda oldukça kabarık maalesef. Evet, 9. turdayız. Grosjean'a bir türlü geçemedik. Arayı kapatıyoruz ama ya geçiş yapacak aralığı yakalayamadık. Sebebi de şu, ön taraftaki araçların hepsinde DRS var. Böyle olunca da pek bir avantajımız olmuyor düzlüklere çıkınca. Evet, Grosjean da tek pit yapacakmış. Orta hamurla başlamış yarışa. Şimdi Russell arayı kapattı. Yani videoların geç gelme sebebi budur. Bundan sonra biraz daha zorlayacağım kendimi ama yani dediğim gibi çok erken kalkmam lazım ki yetiştirebileyim. O da her zaman olmuyor ne yazık ki. Bu arada Grosjean'dan tekrardan bir hata geldi. Arkadan kayma yaşadı Haas pilotu.
Çok fazla zorluyoruz kendisini. Baskı altına almış durumdayız Haas pilotunu. Şimdi 14. tura gireceğiz. Grosjean kaçmaya başladı. Biraz arayı açtı şimdi. Önündeki McLaren'den DRS mesafesinden kopabilse bir Grosjean geçiş yapacağız ama pek mümkün değil şu anda. Ön tarafta pit yapan isimler olduğu için şu an 11. sıraya yükseldik. Grosjean'ın önünde ise McLaren pilotu Lando Norris olacak. Grosjean'ı geçtikten sonra Norris'i daha kolay geçebiliriz. Çünkü önünde kimse olmadığı için DRS'i alacağız ve sarı bayraklar altında Sebastian Vettel yarışa veda etti. İşte tekrarına bakıyoruz. Mekanik arızayla yarıştan çekilmek zorunda kaldı Alman pilot, Ferrari pilotu. Böylelikle noktayı koymuş oldu. Şimdi Grosjean'ın arkasındayız. Bu kez çok daha fazla yakınız önceki turlara göre. Geçiş yapma şansımız çok yüksek. Son virajı dönüyoruz. Burası gerçekten çok harika. NASCAR pistlerini andıran bir durum var. Şimdi Grosjean kaçmaya başladı. İçeriye doğru iyice yanaştı. Dış tarafı bıraktı bize. Oradan geleceğiz. Çok geç frenajla ön tarafta kalmak için uğraşacağız. Grosjean iç tarafta ve Romain Grosjean'ı geçerek 9. sıradayız şu anda. Çok fazla zorladık kendisini. On altıncı tura giriyoruz. Son sektörde kendimizin en iyi derecesini attık. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. Piste alışmamızın etkisiyle beraber belki de sürpriz bir sonuç alabiliriz. Yani 1 puan veya 2 puan çıkartabiliriz şu anda. Yarışın sonlarında yumuşak lastiklere geçeceğiz. Rakiplerimizde orta hamur olacakken bizim aracımızda yumuşak lastikler olacak ve bu da yaklaşık yarım saniyelik bir farka neden olacaktır. İyice yaklaştık Lando Norris'e. McLaren pilotunda sorun olabilir. Çünkü az önce Jeff'in söylediğine göre yakıt yönetiminde sorun yaşıyorlarmış. Bu sene gelen yeni özelliklerden birisiydi bu. Evet, 18. tura gireceğiz artık. Çok yaklaştık. Neredeyse arka kanadına yapışmış durumdayız Lando Norris'e karşı. Grosjean'da olduğu kadar zorlanacağımızı sanmıyorum. Çünkü önünde kimse yok. DRS avantajı yok. Şimdi start düzlüğüne çıkacağız. DRS bölgesine geliyoruz. Arka kanadımızı açmış durumdayız. Lando Norris kaçmaya başladı. Start düzlüğünde yan yana gidiyoruz. Bakalım kim galip çıkacak bu mücadeleden. İlk virajda iç taraftaki frenleme ile McLaren'i geride bırakıyoruz. 7. sıra. Önümüzde Lance Stroll olacak ama kendisi pit yaptığı için gerçek rakibimiz değil. Evet, 20. tura gireceğiz. İşler bizim için şu anda iyi gibi. Olası bir güvenlik aracıyla puan barajına girmemiz oldukça kolay olacaktır. İlk virajda biraz fazla blokaj yaşadık. Bu haftada Macaristan Grand Prix'si yapılacak. Onunla ilgili de ayrı bir video yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim, son sıradan yükselmek, yetiştirmeye çalışacağım. Ama dediğim şartlardan ötürü durumlar zor. Bu internet sorunu çok fazla. Zaman kaybettiriyor ne yazık ki. Pit aralığı yaklaşmaya başladı. O yüzden fazlaca zorlayacağım şu anda aracı. Tüm hızımızı piste dökmemiz lazım. Lewis Hamilton'a yarış içerisinde Bono'dan mesaj gider. Tam zamanı artık zorlayalım. İşte hammer time dedikleri an. Şu anda bu anı yaşıyoruz. Yarışın çok kritik bir anı. İyi turlar atabilirsek yarışın dönüm noktasını yaşayacağız. Sonraki turda pit aralığımızın açılacağını belirtti. İlk sektörde kendimiz adına en iyi dereceyi yaptık.
Hem pistte alıştık hem de yakıt olarak araç hafiflemiş durumda. Bunları düşündüğümüzde şu anda en iyi derecemizi yapabiliriz. Ayrıca şunu da söylememde fayda var. Mercedes motoru fazla yakıt tüketmiyormuş. O yüzden yani önceki yarışlardan tecrübemiz vardı ama ben geçiş yapacağımız için biraz daha agresif oluruz diye düşündüm yakıt yönetimi konusunda ki öyle davranmama rağmen fazla bir yakıt tüketmedi aracımız. Yani Mercedes motorunu seçmemizin avantajlarından birini de böylelikle kullanmış olacağız sonraki yarışta. Daha az yakıt kullanarak bunu avantaja çevireceğiz. Yarışın bitimine 12 tur kaldı. Sıralama turlarındaki facianın üzerine iyi iş çıkartıyoruz yarış içerisinde. İkinci sektörde de kendimizin derecesini geliştirdik. Şimdi pit'e gireceğiz. Arkamızda Charles Leclerc, Ferrari pilotu pit yaptıktan sonra arayı kapatmaya başladı. Yumuşak lastikler için ilk defa Hollanda Grand Prix'sinde pit'e giriyoruz. Lastiklerimizin bittiğini görebilirsiniz. Özellikle sol ön lastik bitmiş durumda. Aslında arka lastiklerin durumu iyiydi. Ön lastikler çok fazla aşındı. 2.6 saniyelik bir servisle yarışa dönüyoruz. 11. olarak dönebilirsek, yani şu anda kimse geçmezse bizi, çok güzel olacak. Takım arkadaşımızın önünde 11. olarak yarışa dönüyoruz. Önümüzdeki isimlerle fark oldukça yakın. Bu yarışta puan alma şansımız var. Hem de 1 değil 2 puan alabiliriz. Perez'i de geçme şansımız var. Çünkü Kvyat'la Perez arasındaki fark oldukça yakın. Şimdi zorlayacağız. Tüm hızımızı piste dökeceğiz. Zaten onlarda sert lastikler olacak. Bizim aracımızda yumuşak lastikler var. Aradaki hız farkı yaklaşık 1.5 saniye. Kolay geçeriz diye ümit ediyorum ama dediğim gibi çok yakınlar. Yani DRS avantajı verecekler birbirlerine. Bu nedenle geçiş yapmak biraz daha zor olacak. Son sektörde en iyi dereceyi yapma şansımız var. Yumuşak lastiklere geçmemizin bir dezavantajı olacak. İç sıcaklık konusunda biraz daha sorun yaşayabiliriz. Tabii yarış gününde, yani şöyle söyleyeyim, sıralama turlarına göre pisti çözmüş durumdayım. O yüzden lastiklerin ısınma aralığını kontrol edebiliriz. Çok fazla sorun yaşamadan. Bakalım ilk sektörde ne kadar yaklaşacağız. Şu anda farkı 1 saniye altına indirmeyi başardık. Kvyat'la olan arayı kapattık şu anda. Ama lastikleri korumak önemli olacak. Sıralama turlarında sorun çekmiştik. İlk sektörde en iyi dereceyi yaptık. Mor sektör derecesiyle yumuşak lastiklerdeki ilk turumuzu tamamlayacağız. Şimdi start düzlüğüne çıkıyoruz. 27. tura gireceğiz. Kvyat'la olan arayı kapatıyoruz. Kvyat'ın araç arkası görüntüsünden izliyoruz. Neredeyse temas yaşanacaktı. Çok erken frenledi. Yarım saniye şu andaki fark Kvyat'la. Yani geçiş yapmak oldukça mümkün şu anda. Geçiş butonu aktif. Dış taraftan kendimizi gösterdik. Tekrar içeri doğru gireceğiz. Hava koridorundan faydalanıyoruz. DRS açık. Maalesef Kvyat'ta da DRS var. Start düzlüğünde çok geç fren yapacağız. Yumuşak lastiklerdeki avantajımızla dış taraftan geliyoruz Kvyat'a. Ve 10. sıradayız. Puan barajına yükseldik. Son sıradan başladığımız yarışta şu anda puan barajındayız. Bir Sergio Perez'i geçmek biraz daha kolay olabilir. Çünkü önündeki Renault pilotu Esteban Ocon biraz daha uzak. Yani Perez'e göre. Tabii bu da avantaj sağlayabilir bize. Çünkü DRS alamayacağı için start düzlüğünde Kvyat'a göre daha kolay geçebiliriz. Perez'i, tabii Perez şimdi arayı kapatmaya başladı.
2019'da da bu durumu çok yaşardık, hatırlayın. Ne zaman ben ön taraftaki isimle arayı kapatmaya başlasam, o da onun önündeki isimle arayı kapatırdı farkı ve sonuç olarak kimse kimseyi geçemeden kısır bir yarış izleyerek yarışı noktalardık. Macaristan'da bunu görmüştük 2019'da Red Bull kariyerimizde. Red Bull'un ikinci sezonunda bunu yaşamıştık. Şimdi DRS ile yaklaşacağız ama geçiş butonundaki bataryamız bitmiş durumda. Ocon 1.1 saniye ileride şu anda. Perez'i geçtikten sonra Ocon'u da geçebilirsek sponsorumuzun bize vereceği ekstra geliri alacak puan hakkına sahip olacağız. Gelir konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünürsek ilaç gibi gelecektir bize. Evet, 30. tura doğru yaklaşıyoruz. Bir türlü Perez'le olan arayı kapatamadık. Yani o geçiş yapacağımız önemli noktaya gelemedik. Şimdi bayağı yaklaştık. Çok fazla zorluyoruz Perez'i geçebilmek için. Start düzlüğüne çıkarken bataryamızı uygun bir şekilde kullanacağız. Perez'in hava koridorundayız. Racing Point pilotuyla arayı kapatmaya başladık ama onun aracında da DRS var. Grosjean'da olduğu gibi o da iç tarafa doğru kapanmış durumda. DRS ile geleceğiz. Dış tarafı bıraktı bize. Oradan frenle frenleyeceksen dedi. Ve geliyoruz şu anda Sergio Perez'i geçmek için yumuşak lastiklerdeki avantajımızla 9. sıradayız. Sıradaki hedef Esteban Ocon olacak. Ocon'un önünde kimse yok gibi derken Carlos Sainz'i görmüş olduk. 2 saniye ileride. Ocon şimdi birden uçuş moduna geçip Sainz'le olan arayı kapatmazsa Renault'u geçmek biraz daha kolay olacaktır. Yarışın başlarında olduğumuz yerleri düşünürsek 9. sırada olmamız inanılmaz gerçekten. Ocon'u geçtikten sonra bir de Carlos Sainz'i geçersek işte o zaman her şey mükemmel olur. Ocon bu turda 8.liğe veda edebilir. Start düzlüğüne çıkacağız. DRS mesafesindeyiz. Hava koridorundan faydalandık. Arayı kapatıyoruz santim santim. Renault takımı kaçmaya başladı. Ocon iç tarafta ve Sergio Perez'e göre biraz daha kolay bir şekilde Renault'u geride bırakarak 8. sıraya yükseliyoruz. İnanılmaz gerçekten. Olağanüstü bir yarış geçiriyoruz şu anda. Sezonun en iyi yarışı açık ara. Hem strateji anlamında çok zevkli bir yarış izliyoruz hem de seyir zevki açısından pist üstünde çok güzel bir yarış var. Yaptığımız atakları düşünürsek. Bu yarışın aksine artık güzel bir beğeni sayısı bekliyorum sizlerden. Carlos Sainz'le olan farkımız 2 saniye civarında. Evet, 34. turdayız. Yarışın bitimine 2 tur kaldı. Carlos Sainz'le olan arayı kapattık. Yarım saniye ileride. Lastikleri iyi bir şekilde çalıştırabildik ve fazla ısınma sorunu yaşamadık. Sıralama turlarında bu sorunu yaşamamızın en büyük nedenlerinden biri benim aracı çok fazla savurmamdı. Yani pisti tanıma sorunum vardı açıkçası. Şimdi piste alışmış durumdayız. Ama olsun, yarış içerisinde bu bize avantaj verdi. Hem güç ünitesini değiştirdik hem de alabilecek maksimum puana ulaşmış durumdayız şu anda. Sainz'i geçersek ekstra olacak bu bizim için. Carlos Sainz arkadan kayma yaşadı. Sainz'i geçtikten sonra Stroll olacak önümüzde. 10 saniye ileride. Ama Stroll'e yaklaşmamız pek mümkün değil. Ne kadar zorlanıyor görüyorsunuz. Valtteri Bottas'tan en hızlı tur geldi. Valtteri Bottas çok fazla zorluyor. Sezon başından bu yana Mercedes pilotlarının dominasyonunu izliyoruz. Gerçek hayattaki Formula 1'de olduğu gibi ayrı birlikteler şu anda.
Onlara yaklaşıp şampiyonluğu ellerinden almak için uğraşacağız. Gelecek sezon tabii fabrikalarımızı ve tesislerimizi güncellememiz lazım. Bu şekilde yaklaşmamız mümkün değil. Evet, son tura gireceğiz. Son tur. Burada geçiş yaptık veya yapamadık. Olay bitecek. Başka hiçbir şansımız olmayacak. Şimdi start düzlüğüne çıkıyoruz. DRS ile yaklaşmaya başladık. Hava koridorundayız. Carlos Sainz aracını ortaladı. Dış taraftan frenleyeceğiz. İç tarafı tutmuş durumda. Carlos Sainz'le yan yana gidiyoruz. Tekerlek tekerleğe bir mücadele var. Bakalım daha fazla gaza yüklenerek ön tarafta çıkabileceğiz mi ve başarıyoruz. 7. sıradayız. Tek kelimeyle muazzam. Gerçekten muazzam bir yarış geçiriyoruz. Gerçekten inanılmaz. Yani gerçekten inanılmaz. Yarışın başlarında olduğumuz pozisyonları bir düşünün. Şu andaki olduğumuz yeri bir düşünün. Son sıradan bu araçla 7. sırada tamamlayacağız. Geri kalanların en iyisi konumunu alacağız neredeyse. Racing Point'i düşünmezsek. Start düzlüğüne çıkıyoruz ve damalı bayrağı 7. sırada görüyoruz. Bu inanılmaz yarışta her şey vardı. Stratejide uğraştık, pist üstünde uğraştık ve sonuçta ödülümüzü almış oluyoruz. Kötü gidişata son verdik Hollanda Grand Prix'sinde ve günün pilotu seçilmiş durumdayız. Mercedes bir kez daha yarışta galibiyete ulaştı. Valtteri Bottas ilk sırada gördü damalı bayrağı. Daha sonrasında ise Hamilton'la Verstappen podyumu olacak. Gerçekten oynarken çok keyif aldım ben. Umarım sizler de bu keyfi yaşamışsınızdır. Let's take a look at the driver standings. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. Evet, takım arkadaşımız 14. sırada tamamlamış. Takımlar şampiyonasında 7. sıraya çıkmış olduk. 8 puanla beraber. Verstappen 2. sırada, Hamilton 3. sırada. Verstappen Hamilton'a geçilecekmiş neredeyse, oldukça yakın bir fark. Thanks to everyone who joined us and we'll see you for the next one. Takım olarak saygınlığımız ve beğeni puanımız yükseldi. Mick Schumacher'le beraber. Evet, tesislerimizi güncelleyecek gelirimiz ne yazık ki yok. Yaklaşık 300 bin dolarlık bir açığımız var. Dayanıklılık bölümünü zaten kapatmıştık. Gelir kaybettiğimiz için. Sonraki yarışları beklemek zorunda kalacağız. Güncelleme yapabilmek için, çünkü şasi tarafındaki güncellemeler tamamlandı ve daha fazla ileriye gidebilmek için tesislerimizi güncellememiz lazım. Gördüğünüz üzere aerodinami tarafında güncelleme yapacağız. Ön kanada güncelleme gelecek sonraki yarış için. Dayanıklılık kısmındaki güncelleme de durdurulmuş durumda, çünkü tesisimizi kapatmış durumdayız. Ama açabiliriz, çünkü güncelleme puanı, yani kaynak puanı harcadık. Kaynaklarımızın boşa gitmesini istemeyiz. Daha sonrasında tekrardan kapatmayı düşünüyorum. Evet, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sonraki videolardan da bu şekilde haberdar olursunuz. Twitter ve Instagram hesapları açıklama kısmında mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.